Bizden 7'ye 6 oranına eşit olan 3 tane oranı seçmemiz istenmiş. Şimdi videoyu durdurun ve 7'ye 6 oranına eşit olan 3 oranı önce kendiniz bulmayı deneyin. Şimdi gelin soruya beraber bakalım. Eşit oranlar hakkında dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. Orandaki sayıları sırayla aynı sayıyla çarpmamız ve aynı sayıya bölmemiz gerekiyor. Bu durumda Buradaki seçeneklere geçmeden önce bir örnek verelim. Mesela oranımız 7'ye 6 olduğuna göre 7'yi 2 ile çarparak 14 elde edersek aynı şekilde 6'yı da 2 ile çarpmamız gerekecek ve bu da 12 olacak. Yani 14'e 12 ve 7'ye 6 tamamen aynı orandır. Burada 12'ye 14 şıkkını seçmek gibi bir hataya düşebilirsiniz ama bu aynı oran değil. O yüzden dikkatli olun oranlarda sıra çok önemli. Mesela burada portakalların elmaları oranından bahsediyor olabiliriz ve her 7 portakal için 6 elma olduğunu söylüyor olabiliriz. Bunu tam tersi şekilde söylememiz mümkün değildir. O yüzden bu şıkkı elememiz gerekiyor. Sayılar doğru gibi görünse de sıralaması doğru değil. Şimdi 21'e 18 oranına bir bakalım. 7'den 21'e ulaşmak için 3 ile çarpmamız gerekir. 6'dan 18'e ulaşmak için de 3 ile çarpmamız gerekir. Yani bu şık işimizi görüyor. Her iki sayıyı da 3 ile çarpıyoruz ve 21'e 18 oranına ulaşıyoruz. Evet, bu seçeneği işaretleyelim. Bu kesinlikle eşit bir oran. Peki ya 42'ye 36? 7'den 42'ye ulaşmak için 6 ile çarpmamız gerekir. 6'dan 36'ya ulaşmak için de 6 ile çarpmamız gerekir. Yani bu da aynı şekilde eşit bir oran. Sayıların her ikisini de 6 ile çarpıyoruz ve sırayı da aynı şekilde tutuyoruz. Evet, bu seçenek de eşit bir oranı ifade ediyor. 63'e 54. Pekala, buna bir bakalım. 7'den 63'e ulaşmak için 9 ile çarparız. 6'dan 54'e ulaşmak için de 9 ile çarparız. Evet, bu seçenekte yani 63'e 54 de eşit bir oran. Şu ana kadar 3 tane eşit oranı zaten bulduk ama yine de bu sonuncu seçeneğin doğru olup olmadığını da bir kontrol edelim. 7'den 84'e ulaşmak için 12 ile çarpmamız gerekir. 6'dan 62'ye ulaşmak içinse... Neyle çarpıyorduk ya? 10 tam 2 bölü 6 mı? Öyle bir şey mi? 10 tam 1 bölü 3 gibi bir şey herhalde. Sonuçta bu kesinlikle eşit bir oran değil. Hadi bir örnek daha yapalım. Evet. Bu sefer de 16'ya 12 oranına eşit olan 3 oranı seçmemiz istenmiş. Şimdi videoyu durdurup eşit oranları kendiniz bulmayı deneyin. Hadi şimdi gelin şu ilk şıkla başlayalım. 8'e 6. İlk bakışta bu sayılar soruda verilenlerden küçük olduğu için şaşırabilirsiniz. Ama unutmayın, eşit bir oran bulmak için orandaki sayıları aynı sayıyla çarpabilir veya aynı sayıya bölebilirsiniz. Peki 16'dan 8'e ulaşmak için ne yaparız? 2'ye böleriz, değil mi? 12'den 6'ya ulaşmak için de yine 2'ye böleriz. Yani bu aslında eşit bir oranmış. O zaman bunu işaretliyorum. Peki 32'ye 24? 16'dan 32'ye ulaşmak için 2 ile çarparız. 12'den 24'e ulaşmak için de yine 2 ile çarparız. Bu da eşit bir oran. 4'e 3 hakkında ne diyebiliriz? 16'dan 4'e ulaşmak için 4'e bölmemiz gerekir, öyle değil mi? 12'den 3'e ulaşmak için de aynı şekilde 4'e bölmemiz gerek. Yani her ikisini de aynı sayıya böldüğünüze göre, bu da eşit bir oran demektir. Eşit olan 3 oranı bulduğumuza göre, aslında bu soruda bizden isteneni yaptık. Ama şu diğer iki seçeneğin neden uygun olmadığına da bir bakalım. Şimdi, 16'dan 12'ye ulaşmak için ne yapmalıyız? Ee, bir düşünelim. Önce 4'e bölüp sonra 3 ile çarpabiliriz. Yani çarpı 3 bölü 4 diyebiliriz. Evet, bu şekilde 16'dan 12'ye ulaşabiliyoruz. 12'den 8'e ulaşmak içinse önce 3'e bölüp sonra 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani buna da çarpı 2 bölü 3 diyebiliriz. Burada iki farklı sayı ile çarpma yapmamız gerektiğine göre, bunun eşit bir oran olduğunu söyleyemeyiz. Son olarak da 24'e 16 oranına bakalım. 16'dan 24'e ulaşmak için 1 buçukla çarpmamız gerekir. 12'den 16'ya ulaşmak için ise 1 tam 1 bölü 3 ile çarpmamız gerekir. Yani burada da aynı sayılarla çarpmıyoruz. Dolayısıyla burada da eşit bir oran söz konusu değil.